güzel bir soru ortaya atayım. Güvende ve iyi olmak dendiğinde siz ne anlıyorsunuz? Bu size nasıl bir his veya fikir veriyor? Okulda kendimi güvende hissediyorum. Orada birisi olduğu için mi yoksa genel ortam güvenli ve iyi olduğu için? Evet, okulun ortamı güvenli, genel iyi ortam olduğu için. Evde ve okulda kendimi güvende hissediyorum. Çünkü orada güvendiğim insanlar var ve güvenli bir ortam olduğunu düşünüyorum. Sizler? Ben evde de düşünüyorum. Çünkü evde ailem var, ailemle birlikte duruyorum. Ailenin olması senin için güvenli olmak için önemli bir şey o zaman. Benim de evim ve okulum. Yani kendimi orada güvenli hissediyorum. Ailem hani bana her zaman güven veriyor. Okulumda da öğretmenim, arkadaşlarım bana güven veriyorlar. Sen nerede güvenli hissediyorsun ve güvenli denen şeyin ne olduğunu düşünüyorsun? Bunlar. Ben kendimi evde güvenli hissediyorum. Okulda bazen hissediyorum, bazen hissetmiyorum. Çünkü okulda bazen birileri sizin üstünüze suç atabiliyor, bir şeyler yapabiliyor. Veya sebepsiz yere geliyorlar, vuruyorlar, itiş kakış yapıyorlar. O yüzden okulda bazen kendimi güvende hissetmiyorum. Ama evde çoğunlukla da ailem olduğu için hemen hemen hissediyorum. Peki, biraz bu Yunus Emre'nin söylediğinden açalım. Hakikaten okulda kendinizi güvende hissetmediğiniz anlar ve zamanlar oluyor mu? Ve bunlar neden kaynaklanıyor? Benim cuma günü okul çıkışı oluyor. Çünkü bütün böyle 8'ler, 7'ler, 6'lar, 5'ler birbirlerinin üzerine çullanıyorlar. Ve merdivenlerde yuvarlanma sıkıntısı falan oluyor. Herkes birbirini itiyor ve bazı arkadaşlarımızın canları acıyabiliyor. O yüzden yani hiç güvenli değil. Ben de okulda bazen bazıları kötü davranışlar yaptığında ve merdivenlerden cuma günü inerken ben de aynı şeyi yaşıyorum. Ve bazen böyle kötü davranışlar yaptıklarında biraz. Evet. Kantin o kadar kalabalık oluyor ki ben gittiğimde yemek alırken kendimi güvende hissetmiyorum. Herkes birbirini itiyor, kakıyor sıra için. Bir de merdivenler konusu da var. Merdivenler konusunda merdivene bazen teneffüs çalıyor. Herkes birden dolaşıyor, birden bütün okul merdivenden hemen teneffüse çıkmak için koşturuyor falan. Bazen o kadar çok koşturuyorlar ki çocuk beni çarpıyor. Özür dilemeden hala koridorlarda koşuyorlar. Kavga çıkıyor mu? Bayağı çıkıyor bizim okulda. 8'ler veya 7'ler bayağı kavga ediyor. Mesela birisi ona kalem vermiyor ya, çıkışa gel, çıkışa gel diye şeyler ediyorlar. Bu kadar resleşmeye evet. Kadar gidiyorlar. Evet. Allah. Birbirinizle ilişkileriniz, Yunus Emre'nin bahsettiği gibi birbirine suç atmalar, birbirleriyle ilişkiler daha kritik anlama geliyor değil mi? Dur, biraz açar mısın onu bize? Daha çok bu soğuk intikam oluyor, iftira atma. Hani yapmadığın bir şeyi veya birisinden öcü almak için. Mesela o kişi seni hocaya ispiyonlamıştır okulda. Sonra da sen de gidersen o kişiye iftira falan atarsın. İftiralar genellikle ispiyonlamadan, kinden besleniyor. Veya bir kişi çok fazla zor durumda kaldığında kendi suçunu kendisini kurtarmak için başkasına dağıtabiliyor. Peki biraz da iyi tarafa bakalım. Hani kendinizi güzel ve rahat, çok mutluyum ben burada dediğiniz neresi var? Sırayla gideceğim bu sefer. Okulda rahatım ya da çevremde sevdiğim insanlar olduğunda rahatım. Dışarıda kendimi okulda güvenli hissediyorum. Çünkü öğretmenlerim var, arkadaşlarım var. Bir şey olduğunda hemen haber verebilirler ve beni koruma altına alabilirler. Hani daha çok güvendiğim arkadaşlarımla olduğum ortam. Çünkü biz böyle bayağı büyük bir arkadaş ortamıyız dışarıda. Birisi hani bize yabancılar falan da sataysa birbirimizi koruyabiliyoruz. Hiç kavga etmeden de olsa zaten göz korkutmayla zaten onları kendimizden kaçırabiliyoruz. Kızlar sizlerin var mı böyle hani en yakın iki arkadaşımla bir şey yapıyor olsam onlarla yaparım. Onun dışında kalabalığa çok girmek istemem dediğiniz anlar, yerler var mı? Yani kalabalık ortamlarda eğer yanımda güvendiğim bir kişi falan varsa bazen korkabiliyorum ama bir arkadaş ortamında yani güvenebileceğim ne kadar çok kişi olursa o kadar iyi oluyor. Tamam. Benim için de aynı şey. Mesela güvenebileceğim arkadaşlarım olduğunda kendimi çok iyi hissediyorum.
Ama bir kişi falan olduğunda ve ona güven sıkıntım olduğunda hiç rahat hissedemiyorum. Madem okulda bu kadar şey var, ne olsa iyi ve rahat hissedersiniz, güvende olsanız? Öğrenciler daha çok kurallara uyarsa, o zaman bir de çıkışlarda ya da kantinlerde üst üste yığılmalar olmazsa ve herkes birbirinin sırasına saygı gösterirse bence daha iyi bir yer olabilir. Peki burada öğretmenlere veya diğer içerideki büyüklere özel bir görev düşüyor mu sence? Evet, bence düşüyor. Çünkü yani uyarılınca da devam edenler olduğu için birazcık daha cezalara başvurmak gerekir bence. Çınar'cığım, itiş kakış birbirine kavga. Okulda bazenlere kavgalar oluyor. Gidip müdüre söylüyoruz, kavga bitiyor hemen. Müdürün haberi olunca çözülüyor iş. Hemen müdür haber alıyor, onu çağırıyor ya. Evet. O zaman yapmıyor daha. Öğretmen söylese devam eder diyorsun. Hı-hı. Peki. Bence kurallara daha çok şey yapmalılar, başvurmalılar. Çünkü kavgalar oluyor, dışlanmalar oluyor. Öğretmenlerin uyarmasına bazenlere bile rağmen bu kurallara, isteklere uyulmuyor. Öğretmenlerin sözü çok fazla dinlenmiyor gibi bir hisse kapılıyorum. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Yani çekiniyor mu öğretmenler öğrencilerden? Veya ceza korkulan bir şey mi? Sert bir şey mi? Kötü bir şey mi? Ceza verilmeli mi? Küçük de olsa uyarıcı ceza. Ya böyle çok böyle yaramazlık, kötü şeyler yaptım. Bence ceza verilmeli. Öğretmenler de bence çekinmiyor öğrencilerden. Çünkü öğretmenler öğrencilerin yanlışını gördü mü zaten ilk başta güzelce uyarıyorlar. Sonra da gerçekten böyle kötü bir şey yapıyorsa bu sefer de ceza vermek zorunda kalıyorlar. Etkili olur mu sence? Bence olur. Bazen hani öğretmenlere o kadar çok şikayet geliyor ki öğretmenler hani yoruluyorlar o kadar çok ders anlatmada. Akışına bırakıyor olayı diyorsun. Evet, olayı akışına bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü öğretmenlerimiz bize ders anlatırken günde 7 saat geçiyor. Günde 7 saatte ders işlediğimiz için öğretmenler yorulduğu için ilgilenmekte zorlanıyorlar. Okulda bence hemen öyle ceza vermek kalkışılmamalı.